Değerli TR724 YouTube kanalı izleyicileri, bir Ne Yapılabilir programında daha Avukat Nurullah Albayrak'la birlikteyiz. Nurullah Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar. Biraz ara verdik. Öyle. En son yaptığımız programda 28 Şubat'la ilgili bir görüşme yapalım demiştik. Ara girdi. Ben biraz seyahate çıktım, rahatsızlandım. Ancak 28 Şubat'ta 28 Şubatçılardan bahsedelim derken 28 Şubat'ta farklı hadiseler de oldu. Belki onlar da Türkiye'nin gündemi hızlı değişiyor. Maalesef. Bugün başka bir konuya gelelim. Onu belki ileride tekrar gündeme getiririz. Evet. Dün TR724'te bir haber yayınlandı. Bu habere göre 2015 yılında tutuklanan, Hizmet Hareketi mensuplarına yapılan cadav kapsamında tutuklanan iş adamı Hazım Sesli, çarşamba günü eşiyle bir telefon görüşmesi yaptığı sırada bir katilin saldırısına uğruyor ve 7 yerinden şişleniyor. Normalde tutukluluk bir koruma tedbiri diye bahsedilir. Devletin koruması altında olması gereken tutuklu veya hükümlüler, yani kameraların veya gardiyanların gözetiminde olması gereken bir yerde bir katil tarafından şişleniyor. Şimdi yüksek güvenlikli bir cezaevinde normal şartlar altında bir kağıdın bile giriş çıkışta belli bir prosedüre tabi olduğu bir cezaevinde mahkum veya tutukluların veya tutuklu yakınlarının veya avukatlarının neredeyse iç çamaşırlarına kadar didik didik arandığı bir cezaevinde bir katilin elinde bir şiş var ve bu şişi tehdit edildiği bilinen ve bunu mahkeme huzurunda da beyan eden birisine karşı bu şişi kullanarak onu öldürmeye kastediyor. Bu mümkün müdür? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu olayı? Ya sizin anlattıklarınız da zaten Türkiye'de şöyle bir sıkıntımız var. Kavramlara çok farklı anlamlar verdiğimizden dolayı da olayları çok farklı değerlendiriyoruz. İşte siz ifade ediyorsunuz, diyorsunuz ki bir tarafta katil, bir tarafta Hazım Sesli katil tarafından şişlenmek suretiyle öldürmeye teşebbüs edilen bir vaka. Şimdi bunu cezaevi idaresi nasıl okuyor bu mevzuyu veya şu an mevcut iktidar, AKP iktidarı? Katili muhtemelen yani normal, adi bir suçtu. Belki kader suçlusu falan gibi kader mahkumu olarak değerlendiriyor. Hazım Sesli gibi iş adamını hayatı boyunca belki karakol yüzü görmemiş, herhangi bir suça karışmamış bir kişiyi de terör suçlusu ve belki de tehlikeli suçlu kategorisinde değerlendiriyor. Yani böyle baktığından dolayı olaylar farklılaşıyor. Yani böyle bir hadis olabilir mi? Biz ya bu hadiseleri çok Kadir İnanır filmlerinde falan çok seyretmiştik. Yani filmlerden gördüğümüz hadiselerdi. Olabilir yani şişleme hadiseleri. Ama şu an itibariyle bildiğimiz, avukat olarak gittiğimden dolayı da çok biliyorum cezaevlerini. Sizin dediğiniz gibi yani avukatlar müvekkillerine, tutuklu müvekkillerine savunma evraklarını vermekte bile zorlanıyorlar. Şu an savunma evrakını veremiyorsunuz şu cezaevinde. Savunma evrakınız yani yazılı bir belgeyi, silah değil, şiş değil, bıçak değil, yani karşı tarafın savunmasını gerektirecek bir evrakı vermeniz için o evrakı işte infaz koruma memuruna vermeniz lazım. O cezaevi idaresine teslim etmesi lazım. Onun zararlı olmadığı değerlendirilirse onlar tarafından tutukluya iletiliyor. Böyle bir ortamda sizin bahsettiğiniz gibi iki kişiyi öldürmekten şu an hükümlü mü bilmiyorum, hükümlü mü tutuklu mu, zanlı bir kişinin elinde şişle böyle bir eylemi gerçekleştirebiliyor. Ya burada fecaat üstüne fecaat var. Ya cezaevine koyduğunuz insanların can güvenliği, beden bütünlüğü güvenliği, sağlıkları devletin koruması altında. Ya devletin koruması altında olan bir yerde böyle bir hadise gerçekleşmiş. Ya nasıl gerçekleştirilmiş, arkasındaki sahipler nelerdir? Yani basit bir hadise midir, adi bir hadise midir? İşin içerisinde haraç almak mı vardır? Yoksa başka söylediklerinden dolayı rahatsız olan birilerinin yönlendirmesidir bilmiyoruz. Yani bunlarla ilgili belki sonradan ortaya çıkacak ama ortada gerçekten vahim bir durum var. Ya burada Hazım Sesli'yi ben bir kere gördüm. Gerçekten beyefendi bir kişilik. Yani mahkemelerdeki verdiği ifadelerin de medyaya yansıdığı kadarıyla biliyoruz. Yani 17-25'ten sonra tutuklandı. 15 Temmuz'dan çok önce tutuklananlardan bir tanesi ve hala cezaevinde. Yani bütün ailesini de
Ailesinden de bayağı tutuklananlar oldu, gözaltına alınanlar oldu. Mal varlıklarına el konuldu, şirketlerine kayyum atandı. Aslında çok büyük bir zulme maruz kalmasına rağmen ben büyük de bir tepkisini görmedim. Yani çıkıp da böyle bir isyan noktasına gelecek, ne yapıyorsunuz şeklinde bir tamamen beyefendiliğine mahsus bir şekilde savunmalarını da yapıyorsunuz. Okuduğunuz savunmada da onu söylüyor. Ben yani niye beni böyle bir yerde tutuyorsunuz? Öğrenmeye çalışıyorum diyor. Evet. Yani sizin yaptığınız yani insanlığa sığmaz, ahlaka sığmaz, dine sığmaz diye isyanı falan diyor. Ya bu yapılanın yani niye böyle bir bana böyle bir muamele yapıyorsunuz diyor. Ya böyle bir insana karşı gerçekleştirilmiş bir hadise. Gerçekten çok vahim bir hadise. Burada yani ben umut ediyorum yani cezaevi idaresi yani sorumlular ya bununla ilgili değerlendirmelerini çok iyi yapacaklardır. Yani o kişiyle ilgili yani tam ceza infaz kanunundaki ifadesiyle yani tam bir tehlikeli suçlu denilebilecek bir kişi karşı taraftaki. Ya bununla ilgili gerekli cezai müeyyideler hem cezaevi açısından gerekli cezai müeyyideler hem bu son işlediği suçla ilgili yani sizin de ifade ettiğiniz gibi yani 8 ay yerinden Şişli ve ilk hamlesi de kalbine gelecek şekliyle yok, bir hamle. Telefonla konuştuğu sırada oluyor ve ilk şişi salladığı zaman ahizeye geliyor. Bu i̇şte şu yani, demektir aslında. Yani kalbine mi yoksa direkt boynuna belki, mı? Yani muhtemelen yani direkt öldürme kastıyla yapılmış yani bir can şey. Can alıcı bir noktaya tabii, yapacak gibi gözüküyor. Tabii. Yani böyle bir noktada artık yani kasten adam öldürmeye teşebbüs suçu söz konusu. Bununla ilgili gerekli incelemeler, soruşturmalar yapıp yani ayrıca bununla ilgili de gerekli cezai işlemler uygulanacaktır diye bekliyorum. Yani burada ya biz ya baştan da ifade ettiğim gibi gerçekten bir tarafta Hazım Sesli gibi bir kişi, diğer tarafta aynı koğuşta kaldığı kişinin kafa derisini yüzen bir insandan bahsediyoruz. Yani canavarca. Canavarca yapılan bir hadise iki kişiyi öldürmüş. Ya Türkiye şununla karşı karşıya. Bir tarafta Hazım Sesli buna terörist diyor. Öbür tarafta katil kader mahkumu diyor. Elini öyle kolunu diyor, sallayarak yapıyor. Belki bu, şey bundan yapıyor dolayı da taltif edilen bir durumdayız. Yani bu çok acı bir tablo. Yani Hazım Sesli'nin yaşadığı tablo acı bir tablo ama karşısında Türkiye'nin bulunduğu tablo gerçekten kötü. Ya biz burada şunu da ifade etmek lazım. Yani cezaevleri olması gereken bir müessese mi? Tabii ki olması gereken bir müessese. Yani cezalandırma tabii ki olması gereken bir müessese. Niye? Ya bir insan bir suç işlediyse bunun bir karşılığının olması lazım. Hem mağdur açısından hem devlet açısından hem düzenin tesisi açısından adaletin tesis edilmesi için cezalandırma gerekiyor. Ama bizim şu an itibariyle yine kavramlarla ilgili sıkıntımız olduğundan dolayı Hazım Sesli ile ilgili adaletin tesisi nasıl sağlanacak? Ne suç işlemiş ki adalet tesis edecek? İşlediği suçlar baksak muhtemelen iş adamlığından kaynaklı fiillerdir. Birine yardım etmektir. O ifadesini söylüyor zaten. Pek çok dernek, şirket ve vakfa yardımda bulundu şirketlerimiz. Ama şu anda diyor TMSF tarafından kayyım sıfatıyla yönetiyor TMSF. Ve hukuksuz bir şekilde yönetilmekte. Şirketlerimiz gasp edilmiş. Aslında talan edilmiş bir nevi. Evet. Ya suçlama dediğiniz gibi yardım etmek. Ya, evet. Derneğe, vakfa yardım etmek. Evet. Yani birinin parasını çalıp birisine verse onu anlarım. Ya öyle bir şey de yok yani. Şirketlerden kendi parasını yardım ediyor. Yardım, ya buradaki yardımlarla ilgili meseleyi maalesef mahkemelerimizde, Yargıtay'da ya bu noktada çok yanlış değerlendirmeler hala yapmaya devam ediyor da ya terörün finansmanı meselesi bambaşka bir hadise. Ya gerçekten ya bir insan terör eylemini desteklemek amacıyla birilerine yardım ediyorsa bunun suç olduğunu kimse inkar etmiyor. Ya birisi bir terör eylemi gerçekleştirecek, bombalama eylemi gerçekleştirecek, birilerini öldürme eylemi gerçekleştirecek, şiddet içerikli bir eylem gerçekleştirecek ve siz de bu eylemi desteklemek için parasal yardımda bulunuyorsunuz. Tamam, bunun terörün finansmanı suçu olduğunu herkes söylüyor zaten ama ya bir derneği, bir vakfı, derneğin vakfın faaliyetlerine baksak herhalde talebelere yardımla ilgili bir dernek vakıftır. Evet. Ya bundan dolayı siz bir insana terör yöneticisi dediler herhalde, terör üyesi de, terör örgütü üyesi de demediler. 15 hüküm verdiler sana. 15 yıl ceza vermişler. Ya bundan dolayı siz ceza veriyorsunuz ve karşısında böyle bir muameleyle karşı karşıya geliyor. Ya bu noktada yani ciddi bir müeyyideyle karşılaşması gerekir. Bu sadece failler değil, buna sebebiyet verenler. Peki ben başka bir şey soracağım. 2016'dan beri hücrede tutuluyor deniyor. Bildiğimiz, ben geçenlerde bununla ilgili bir yazı da yazılmış. Orada
bazı bildiğim isimler de var. Mesela Fevzi Yazıcı 2017 Aralık ayından bu yana 2018-19 yani neredeyse 2 yılı geçti. 2 yıl 3 ay, 2 yıl 4 ay oldu. Hücrede başkalarıyla görüştürülmüyor. Yine benzer şeyler oldu. Belli aralıklarla insanlar hücreye koydular ama mesela bu Azim Bey 2016'dan beri hücrede. Bir insanın hücreye konulabilmesi için bazı suçları işlemesi gerekiyor. Şimdi 5275 sayılı kanun varmış bu konuda. Bunun 44. maddesine göre kimlerin hangi şartlarda hücreye ne kadar süreyle konulabileceğini açıkça yazıyor. Aynen öyle. Hatta Ömer Faruk Gergerlioğlu bu konuda da yani bir açıklama yapmıştı. Şu anda Adalet Bakanlığı net bir sayı açıklamamasına rağmen 3000 civarında tutuklu veya mahkum hücrede tutuluyor diyor. Gergerlioğlu'na göre hücredekilere yasalarda belirtilen sınırları aşan bir tecrit uygulanıyor. Havalandırma ve spor gibi hakları ellerinden alınıyor. Sağlık sorunları olduğunda hastaneye sevkleri geciktiriliyor. Yasaya göre bir mahkumu disiplin cezası nedeniyle en fazla 20 gün tek kişilik hücrede tutabilirsiniz. Ama 25-26 aydır hücrede tutulan yüzlerce kişi olduğunu biliyoruz diyor ki Azim Bey 2016'dan itibaren hesaplanırsa yani yaklaşık 4 yıldır hücrede tutuluyor. Yasa açık. Bu insanlar içeride şöyle söyleyeyim ben baktım o yasadaki şeylere detayına da baktım. Kanunda mesela o Azim Bey'e saldıran isim gibi isimler hücreye konur. Öldürmeye onların teşebbüs etmiş, yani içeride isyan çıkarmış, yangın yani çıkarmış. Bunlara koydukları hücre sınırda 20 gün. Şimdi bir şeyi ayırmak gerekiyor belki. Azim Bey gibi veya diğer arkadaşlarımız gibi veya diğer hücrede tutulan, tecritte tutulan isimler hücrede, bildiğimiz hücrede değiller. Ama tek kişilik koğuşlarda tutuluyor. Koğuş evet, dediğimiz işte üç, yani Silivri'de yüksek güvenlikli cezaevinde bildiğimiz 3 kişilik koğuşlar var. Ama orada onları tek tutuyor. Evet. Bir tarafta da şöyle bir şey var. Yani 10 kişilik koğuşlarda 40 kişi, ama 3 kişilik koğuşlarda tek kişi. Tamamen iki tarafa da zulüm olsun. Şimdi 2017'den bu yana, 2016'dan bu yana kimseyle görüşülmeyen, ailesiyle olan görüşleri kısıtlanan, ki benim buradan anladığım, Hazım Bey mahkemedeki beyanından anladığım, görüş kısıtlamaları da getiriliyor. Çünkü bizim de görüştüğümüz bazı bu şekilde hücredeki veya tecritteki arkadaşların yakınları aynı şeyi söylüyor. Bir bahaneyle görüşleri iptal ediyor. Şimdi bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani bu cezanın sebebi nedir? Bu bir intikam mıdır? Hangi gerekçeyle yapılıyor? Şu olmadığı kesin. Ya bunun adını net koyalım yani. Bu adaletin tesisi falan değil yani. Tamamen şu an zaten AKP'nin yapmaya çalıştığı yargı eliyle insanları cezalandırmak, muhaliflerini cezalandırmak. Yargıyı kullanmak suretiyle, cezaevlerini kullanmak suretiyle, polisini, savcısını, hakimini kullanmak suretiyle cezalandırmak. Adaleti tesis etmek değil. Yani böyle bir derdi yok. Yani şu realiteyi de ifade etmek lazım. Yani Türkiye'de ceza yargılama sistemimiz her zaman kötüydü. Bir dönemler itibariyle yani biraz iyi olabilir diye düşündüğümüz dönemler olmuştu. Biz avukat olarak bazı dönemlerde iyiye gidiyoruz dediğimiz dönemler yaşadığımızı biliyoruz. Ama genel itibariyle ceza yargılamamız rakamlar itibariyle söylediğimde mahkumiyet oranları %34'lerdeydi. 2012'lerde. %34 demek şu demek. Yani 10 kişiden 6'sı 7'si ben masumum derse doğru. Yani siz böyle bir yargılamayla karşı karşıyayız. Yani o yüzden yani cezaevindeki insanları da sınıflandırdığımızda cezaevine giren her insan illa terör örgütü üyeliğinden, siyasi suçlardan girsin girmesin anlamında demiyoruz. Cezaevine giren insan tutukluluk süresince hükümlü olsa dahi şu an Yargıtay'ın onadığı kararları görüyoruz yani. Yani hüküm vermiş olsun. Hükümlü olanlar da masumum diyorlarsa doğru olma ihtimali %70. Evet. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden yani insanları böyle bir sınıflandırmaya tabi tutmuyoruz da cezaevine koyuyorsa ıslah diye bir derdi yok şu anki iktidarın. Adaletin tesisi, adaletin tecil etmesini, tescil etmesini, tecelli etmesini sağlamak gibi bir derdi yok. Yani burada derdi çok net bir şekilde ortaya yani herkesin anladığı şekliyle muhaliflerini cezalandırmak. O yüzden ya burada muhaliflere düşen, cezaevindekilere düşen, cezaevindekiler özellikle cemaat suçlamasıyla cezaevine düşenlerin büyük çoğunluğu biraz metanetlerinden,
olaylara farklı değerlendirmelerinden, masumluğun verdiği ağırlıktan herhalde çok fazla bu yapılan hukuksuzluklara karşı mücadele edilmesi, müdahale edilmesi gerektiğini düşünmediklerinden dolayı bu tip sorunlarla karşı karşıyayız. Yani şu an itibariyle cezaevinde söylenen, işte sizin söylediğiniz rakam 3000 tane hücrede, yani tek kişilik koğuşta kalma vakası var. Tecrit evet. uygulaması. Evet. Bununla ilgili ne kadar yasal mücadele yapıldı bilmiyoruz. Yani kendisi Hazım Sesli bununla ilgili mücadele ettiğini söylüyor. Yani ne kadar götürdü, ne kadar bu meseleyi uluslararası mecralara taşıdı bilmiyorum şu an itibariyle. Ama burada birazcık eksik davranıyoruz. Ben bir kere herkesten yani şunu bile yapsalar, ya ben şu mevcut şartlar itibariyle hukuka güvenmiyorum, hukukun olduğuna inanmıyorum, adaletin yani oluşabileceğini düşünmüyorum deseler dahi herkes, yani hem cezaevindekiler hem dışarıdaki aileleri birer günlük tutmalılar. Yani neler yaşandı? Yani içerideki ne yaşadı, dışarıdaki ne yaşadı, ya cezaevine gittiğinde karşılaştığı sorunlar, ya gün be gün, an be an, yani muhataplarla ismini biliyorsa ismini bilmek suretiyle, ya bu fişleme falan değil. Önemli yani. Bir şey söylüyorsunuz şu anda ama. Bunun cezaevinde yaşanan hadiseleri kayıt her altına gün almak. Kayıt altına almak. Evet, bunun yani. İçin bir günlük tutmak. Peki bu günlüklerin dışarıya çıkartılmasına izin verecekler mi? Vereceklerdir. Ya problem yok. Ya burada ya kimseyi itham ettiğiniz bir hadise evet. yok. Yani gördüklerinde birazcık evet. sarsılacaklardır muhtemelen de. Ama yapılan her türlü hukuksuzluğu, ya cezaevindeki yaşananlar işte soruyor. Hazım Sesli'nin o ifadesinde söylediğiniz, yani işte sordum cevap verilmedi, sordum cevap verilmedi. Ya bunların unutulmaması lazım. Unutmuyor evet. muyuz? Unutuyoruz. Yani bu çok net. Ben avukatlığımın ilk yıllarında çok daha genç yaşlarımızda belki çok cevval koşturuyorum. Ve zannediyorum ki olaylara, bir olaya fokuslandığımda bir şeyi unutmam. Cezaevindeki bir müvekkilim bana o zaman öğretmişti. O da yüzlerce klasörün olduğu bir suçlamadan yargılanıyordu. Bana her cezaevine gittiğimde işte yapılacak mevzuları konuşuyoruz. İş bölümü yapıyoruz. İşte benim yapacaklarım oluyor. Benim yapacaklarımla ilgili kendisi notlarını alıyor. Bana da diyordu ki, ya avukat bey, Nurullah bey, sen de bunları not et. Ben de diyordum ki, ben bunları unutmam ya, bu benim işim. Unutmam. Ya bir hafta sonra geldiğimde o maddelerden birkaç tanesini unuttuğumu görüyordum yani. Ya bu ya böyle bir hadise. O yüzden bana sonrasında yani işte defter tutmayı, not almayı öğretti yani. Müvekkilim sayesinde bunu yapıyorum. Ya bu unutulur. Ne kadar ben şu an bazı insanlarla görüşüyorum, diyorum ki ben bu yaşadığım hadiseleri unutmam diyor. Unutursun, unutulur yani. Evet. İnsanlığın doğasından gelen bir hadise. O yüzden bak, hem içeridekiler hem dışarıdakiler, aileler de ya telefonla görüştü. Telefonla görüştüğünde karşı taraftaki eşi bir şey söyledi. Önemli bir hadise. Yazması lazım. Yani şu tarihli telefon görüşmemde eşim bana şöyle söyledi. Şöyle bir kötü muameleye maruz kaldığını söyledi. Nokta. Tarih şu, saati şu. Orada dursun. Evet, bu çok önemli. Ya içerideki ya yaşadığı hadise, ya işte en son Ömer Köse'nin yaşadığı hadiseden, eski TEM müdürünün, İstanbul TEM müdürünün yaşadığı, gardiyanların koğuşuna girip saldırması hadisesi. Ya bunların kayıtlara geçiyorsa problemi yok. Kayıtlara geçtikten sonraki süreçte neler yaşandı, işte şikayet edildiyse edildi, sonrasında şikayete ne cevap verildi, bununla ilgili muhtemelen arada şöyle hadiseler de oluyor. Cezaevinin ikinci müdürü geliyor, birinci müdürü geliyor, onlarla konuşuluyor, onlar bir şey söylüyor, talepte bulunuyor, infaz koruma memuruna bir şey söyleniyor, o karşılığında bir şey söyleniyor. Bunlar eğer yazılmazsa bunların hepsi unutuluyor. Evet. Ya bunları yapmak lazım. Yani burada işte Hazım Bey'in meselesinde muhtemelen avukatlar cezaevinin savcısıyla gidiyorlar, görüşüyorlar veya normal dosyanın hakimiyle, savcısıyla görüşüyorlar. O görüştüklerini not etmiyorlar muhtemelen. Etmeyince de unutuluyor. Yani savcıya gittiğinde savcı beni ilgilendirmez kardeşim, ne haliniz varsa görün demiştir diyor. Yani bizim evet. savcılarımız şu an itibariyle böyle. Ya gittik, savcı Ahmet Mehmet. Şu saat itibariyle gittik. Odasında da katibi vardı. Katibi Ahmet de vardı. Saatte şuydu. Ben şunu söyledim. O da karşılığında bunu söyledi. Yani anladım. Öbür türlü ben biraz takip ettiğim dosyalardan şey yapıyorum. Yaşanan hadise hücrede kalınmış. An be an yaşadıklarını bize bir anlatın diyoruz. Yani not edin. Ne oldu ya? Bir haftalık süreçte işte normal başkalarıyla, diğer tutuklularla görüşmesiyle ilgili görüşme saatleri var. Açık alana çıkma saatleri var. Açık alana çıkma ile ilgili izin verildi mi, verilmedi mi?
Verilmediyse kendisi ne yaptı? Cezaevi infaz koruma memuruyla görüştü. Görüşmesinin karşılığında ne dendi? Ya bunlar, bu hikaye çok önemli. Yani o yüzden ya günlük tutma meselesi, ya bunu ben hafta sonlarında tutarım falan da değil. Her gün olay olduğunda hemen bir kenara geçip bunu yazmak sadece lazım. Sadece günlük tutmak mı? Yoksa bu yaşadıkları hadiseleri her hadisede bir dilekçeyle, buradaki cezaevindeki şey nasıldır, prosedür nasıldır? İnfaz koruma memuruna veriyorsun. Aslında kayıtlara geçiyor bu. Tabii o götürüp, tamam. Götürüp zaten kayıtlara geçecek. Sonra cezaevi savcısı ya hakim, ilgili suç ceza hakimine mi gidiyor? Burada infaz hakimliğine. İnfaz hakimliğine gidiyor. Daha sonra orada artık, yani sonuç alamıyorsanız eğer, Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyorsunuz bu konuyla ilgili, ki zaten yani arada bir Anayasa Mahkemesi verdiği kararlarda bu tür hak ihlali kararları var. Ben de rastlıyorum. Evet. Ama burada da Anayasa Mahkemesi'ne bu konuyu götürdüğünüz zaman, ben filan tarihte infaz koruma memurluğu aracılığıyla şu dilekçeyi verdim, infaz hakimliğine şu dilekçeyi verdim ama bütün taleplerim reddedildi ve Anayasa Mahkemesi'ne başvurdum. Evet. O başvuruyu yaptığınız takdirde aynı şekilde Anayasa Mahkemesi'nden de bir red kararı alırsanız, her Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittiğinizde de bu detayları bütün ayrıntısına kadar yazmanız gerekiyor. Evet. Yani ben kötü muamele gördüm. Ne gördüm? Kötü muamele gördüm. Yok, bunun detayını istiyor onlar. Ne zaman gördün, nasıl gördün? Evet. Ya burada zaten biz, ya yanlış anlaşılmasın, ben ikiye ayırıyorum mevzuyu. Bir, ben mevcut şartlar itibariyle yani şu an bir hukuk olacağını düşünmüyorum. O yüzden sonradan gerekli yasal yollara sonradan başvuracağım diyorsa bile bunları not etmen lazım. Evet. O yüzden diyorum ya, bu herkesin zaten ya, yasal başvuru yapanlar da bunu yapacak. Başvurmasının ne mahsuru var? Reddedildi. Normalde tamam, olması gerekir ama yani böyle bir anlayış var. Yani şu an bir hukuk yok düşüncesiyle veya farklı nedenlerle başvuru yapmayan insanlar var. O nedenle yani başvuru yapmasa bile bunların muhtemelen muhakkak not edilmesi lazım. Başvuru yapsa bile o süreçleri muhakkak, yani şu tarih itibariyle ceza infaz koruma memuruna verdim. Gitti bana 3 gün sonra geldi işte işleme kondu dedi. 3 günlük süre var yani. Ne oldu yani? Ben verdiğim gün bunun yapılması lazım. Orada sizin dediğiniz gibi hem Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde olaylar kısmı var. Aslında en önemli kısmı o. Yani sonradan diğer o hukuki hangi sözleşme maddesini ihlal etmiş meselesi kolay mesele. Evet. Yani o olaylara bakarak ya çok rahat avukatlar onun tasnifi yapacaktır ama olaylar kısmını avukat size soracak. Yani oradaki cezaevindeki, ben hücre cezasına maruz bırakıldım veya işte 3 yıldır 4 yıldır hücrede tecrit altında kalıyorum dediğinizde avukat diyecek ki bana bir süreci bir anlat, nasıl oldu bu? İlk baştan itibaren anlatmanız lazım. Eğer elinizde bunlar varsa anlatırsınız. Bundan sonraki süreçte ya biz netice alınabileceğine inanıyorum ben. Eğer gerçekten süreçler çok iyi yapılabilirse, başvurular, gerekli başvurular yapılabilirse bundan dolayı netice alınır. Ama gerekli başvurular yapılmazsa, hukuki anlamda eksiklikler söylenmezse, yani şu tarihte ben kitap istedim, kitap verilmedi. Şu tarihte görüşme istedim, görüşmeye çıkartılmadı. Yani işte şeyin, hücrenin, o hücrenin yapısının bile anlatılması lazım. Yani biraz sosyal medyada yeni yeni görüyoruz. Belki hatıra olsun diye işte fotoğraflarını yapmışlar hücrelerin. Hatıranın ötesinde tam bir delil. Yani nasıldı şartları? Yani işte dışarıya çıkma şartları, kalma şartları, kaç kişi kalınıyordu? Yani oturma şartları. Şu an itibariyle normal işte yeni bir vaka, işte o koronavirüsü meselesinden dolayı ya cezaevlerinde bir sıkıntı var mıdır, yok mudur? Şimdi cezaevinde olur, dip dibe insanlar. Cezaevinde tabii. İşte koronavirüsünden engellemenin yollarından bir tanesi İşte hijyenin iyi sağlanması. Yani siz 40 kişiyi bir yerde tutuyorsunuz, bir koğuşta tutuyorsunuz. Tek tane, tek tuvalet, bir tuvalet. Burada nasıl hijyeni sağlayacaksınız? Normalde aslında yasada, yönetmelikte, tüzükte o hijyenin sağlanması konusunda sorumluluk yüklüyor. Öyle bir ortama koymuşsunuz ki mümkün değil yani onu sağlamanız. Bunun yollarını da sağlamak lazım. O yüzden yani sürecin iyi takip et. Ben şundan yanayım zaten. Mevcut hukuk, eğer bir hukuksuzluk varsa bu hukuksuzlukla mücadele etmenin yolu hukuki anlamda yapılması gereken her şeyin yapılmasından geçiyor. Muhataplar ne kadar AKP iktidarının istediği şekilde hareket edecek olsa dahi, evet, biz başvurumuzu yapalım, sonuna kadar götürelim. Ya bu başvurular neticesinde biz o hukuk düzenini, Yargıtay'ın verdiği kararları değiştireceğiz. Eğer biz şöyle yaparsak
Biz insanoğlu da böyle. Mevcut Yargıtay'ı da tanıyoruz. Yargıtay'daki hakimleri de biliyoruz. Şu an terör mahkemesi olan hakimleri, savcıları da biliyoruz. Eğer muhataplar ses çıkartmasınlar, daha bir iştahla ceza verirler. Daha rahat ceza verirler. Evet. Verdikleri cezayı iki katına çıkartabilirler. Ya yani şöyle bir şey de düşünebiliyor musun? Ben ceza yargılamasında çok ilk avukatlığımın başından itibaren hep ceza yargılamasıyla uğraştım. Yoğun olarak uğraştım. O dönem itibariyle bizim avukat olarak gördüğümüz bir hadise alt sınırdan uzaklaşma diye bir müessese var biliyorsunuz. Yani 5 yıldan 10 yıla kadar terör örgütü üyeliğinin cezası var. Cemaat soruşturmaları, cemaat yargılamaları, mahkumiyetleri olana kadar alt sınırdan uzaklaşma hadisesini çok görmedik yani. Vermiyorlardı yani. Evet. Alt sınırdan uzaklaşılmasının için yani çok orijinal bir hadiseyle karşılaşılması lazımdı. Şimdi bizdeki durum ne? Kadar üstten verebilirim hesabını yapıyor. Adam seri katil, kaç kişiyi öldürmüş, kravat takarak gidiyor duruşmaya. Tabii. Bir de indirim yapıyor yani. Kravat takarak gidiyor, ihale indirimi alıyor. Öbür tarafta bu yargılamalarda ne yapıyor? Evet. Eğer suç kendi kendine suç ikrar etmezse diyor ki suçunu ikrar etmediği için artırım uyguluyor. Evet. İndirim yani bir insan suçunu ikrar etmek demek ne demek ya? Zorla diyor ki sen suçlusun kabul edeceksin. Ya böyle bir yargılamayla karşılaştığımızdan dolayı biliyoruz bu adamların zihniyetini. Bu adamların zihniyetiyle mücadele etme, bunların anladığı dili iyi kullanmak suretiyle hukuki mücadeleyi sonuna kadar kullanmaktan geçiyor. O yüzden İşte hücredir, bu yaşanan sıkıntılardır. Bu sıkıntıların bitmesinin yolu birazcık da mağdurların yani elinden gelen tüm gayreti göstermesinden geçiyor. Peki çok teşekkür ederim Nurullah Bey. Bugünlük yetsin bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.